Teşekkürler Rizki Can Günal. Evet değerli spor severler, Spor Toto Muay Thai Süper Ligi'nde 2023 Süper Lig şampiyonları işte bu arkadaşımızın elinde tutmuş olduğu kemeri almak üzere finale, buraya ait oldukları yere, ringe geliyorlar. 21 yaşında, 1.75 boyunda, 54 kilogram ağırlığında, profesyonel kariyerinde 13 maç yaptı. 12'sini kazandı, sadece bir kez kaybetti. Antrenörlüğünü şampiyonların hocası, bir efsane. Göksel Cingöz yapıyor, Kayserili sporcu Ezgi Keleş. Ve rakibi kırmızı köşede, 22 yaşında, 1.68 boyunda, 54 kilogram ağırlığında, profesyonel kariyerinde 12 maç yaptı. 9'unu kazandı, sadece 3 kez mağlup oldu. Antrenörlüğünü Kayseri bölgesinden Yücel Haspolat yapıyor. Nadiye Özdemir! Yani şöyle, Muay Thai'de ışık altında ring, profesyonel mantıkla yapılan bir organizasyonda milli takıma girebiliyorsun. Çok güzel bir tecrübe. Kesinlikle öyle. Gerçekten çok vizyoner bir hamle olduğunu düşünüyorum ben. Süper Lig organizasyonlarının iyi başladı Nadiye aslında. İlk saniyelerde en azından direkleriyle isabet buldu. Nadiye istekli. Şu an istekli. Tabii dediğim gibi bekleyip göreceğiz. Umarım böyle devam eder bu müsabaka. Tabii yani 9 dakikalık 3 randık maçı ilk 15 saniyeden tabii ki değerlendiremeyiz. Bastırmak istedi burada Nadiye, evet, ama işte dediğim gibi, aldı eline Ezgi. Dediğim işte, benim anlatmak istediğim bu. Ya aslında hocam, boy farkı olmasa çok uygun pozisyondaydı Nadiye Özdemir ama o boyunu o kadar iyi kullanıyor ki Ezgi Keleş. Bilerek dize girmeye çalışıyor. Şu anda Ezgi'nin boksu tekmesi iyi. Bunu yapıyor, yormak istiyor. 3 round'u rahat çıkaramasın diye düşünüyorum. Ama şöyle bir avantaj, dezavantaj da var. Sürekli Ezgi Keleş büyüyor. Yani bu boyu kiloyla doldurup bir üst siklete çıkmak daha avantajlı diye düşünüyorum. Evet, çok güzel. Çok güzel bir middle kick yakaladı ve direğiyle gitmek istedi Nadiye ama net bir isabette bulamadı hocam. Tabii, yakalattığı için, etkileyemediği için puan sayılmıyor. Tekmeler geldi karşılıklı. Ama Nadiye bastırıyor bir kez daha. Boksta pres yapıyor. Ben şu anda Nadiye'yi biraz istekli gördüm, yani onu da söyleyeyim. Hocam pres yapıyor ama içeri girdiği zaman da yakalandığında yani gayet tabii işte yani aslında kendinden emin gitmiyor. Biraz daha düzgün gitse yan değil, daha iyi pozisyonları bulabilir. Dizden korkarak gidiyor aslında, onu görebiliyoruz. Ya belki de işte içeri girip puan alıp çıksa onun için çok daha iyi olacak. Aslında yapması gereken bu. Çok güzel Ezgi'den bir. Güzel bir fıtık geldi Ezgi'den hakikaten. Evet, isabet dizlerde şimdi gelmeye başladı. Aşağı vurduğunu düşünüyor. Ama nizami darbe kararı var ve sayıyor hocam. Gayet tabii. Tabii ki öyle zaten. Bir canttan saydırmayı başardı Ezgi Keleş. Nadiye Özdemir devam edecek karşılaşmaya. Şimdi kalan 45 saniye, Ezgi'ye maçı bitirmek isteyebilir. Çok iyi bir diz daha çıkardı. Rakibini müthiş kontrol ediyor burada, görüyorsunuz. Dediği İstanbul'u bulamadı belki ama. Yani dediğim gibi, evet, yani biraz daha istekli ve rahat olursa Ezgi, maçın sonucu her an değişebilir, maç bitebilir. Kendine uygun pozisyonları yaptı. Evet, çok güzel bir tip vurdu. Evet, harika bir tipti. Yani Ezgi istediği oyunu kurdu aslında, şu an benim gördüğüm bu. Burada bakalım ikinci round'da, eğer ikinci round'a giderse maç. İkinci round'da sarkacağını düşünüyorum ben maçın. Ki sarkı da şu an, evet, zaten. Yani burada bu şekilde şöyle daha kırmadı. Ezgi'nin istediği bu değildi aslında. Biraz daha klinçle boğup, baskı kurup, güçsüz hale getirip sonuca gideyim dedi. Onu beceremedi klinçle. Hocam peki sizce ikinci round'da şimdi Ezgi maçı bitirmeye mi gider burada, yoksa hani kontrol ele aldım, üstüne ele aldım, biraz daha frenleme basar, ne düşünüyorsunuz? Yani Ezgi pek, şöyle söyleyeyim, fırsat bulursa yatırmaya gider. Ezgi biraz daha aslında şey sporcusu, yani akışına bırakan bir sporcu. İlla şunu yapayım diyen bir sporcu değil. Yani benim oyunum tekmeler ve klinç. Yumrukla uğraşmaz, klinç ve tekme. Evet, bakalım ikinci round'da ne yapacak, göreceğiz. İlk round'dan görüntüler. Yani gayet iyi. Nadiren de burada puanı var. Gördük işte. Burada işte yan giriyor, emin değil kendinden. Biraz daha bak,
aşağı geldi dedi orada. Bak burada net bir diz puan var. Bu da çok güzel bir savunma. Gayet iyi bir performans şu an. Evet, bakalım ikinci roundda ne olacak değerli izleyenler. Karşılaşmamızın ikinci rounduna doğru geçiyoruz. Yılmaz Çeken hocamla birlikteyiz. Eski Keleşler Adi Özdemir ikinci rounda başlıyorlar. Evet, Nadia biraz aslında taktik değiştirmeye başladı. Tekmeyle başlayınca farklı olacaktır diye düşünüyorum ama tabii klince yakalanmadan vurup vurup çıkarsa bu maç uzun 3 round sürebilir. Öyle bir kontra şu anda da klinci Ezgi klinci çözdü. Dışarıdan klinç yap. Dirsekleriyle kontrol ederek klinç yapmaya çalışacak. Kapanarak değil. Evet, çok güzel. Evet, şu an benim dediğimi yapıyor. Yani göğüs mesafesini açarak demek istediğim. Kafa yakın, göğüs mesafesi geride, etkili diz vurmaya çalışacak. Önden de tekmelerle girecek. Evet, Nadia dedim. Bastırıyor yine ama middle kick yine Ezgi'den geldi. Aslında Nadia'nın yapacağı çok şey var burada. Nadia uzun boyluya sağ elini yukarıdan suratına bastığı sürece Ezgi boyunu kuramayacaktır ama Nadia o strateji ya bilmiyor ya çalışmadı. Sadece yakalanıyor, bak bekliyor bak. Suratına başla sağ eliyle, orada sağ el boşta duruyor. Bak, ama tutunmaya çalışıyor şu anda sadece. Sadece işte yapması gereken sağ elini üstten suratına basması lazım. Oyun kurdurmaz. Çok güzel. Çok güzel bir solcak geldi. Nadia sağ ile girmeye çalıştı ama. Yani işte biraz daha oyun bilmek lazım. Muay Thai'de tekme yumruk yetmiyor. Oyun kurmanız gerekiyor. Oyunun içerisinde boğuşurken strateji bilmeniz gerekiyor. Bak şu an bak, yine bıraktı. Çok basit aslında. Evet, Yılmaz Çeken hocamın da bahsettik yani yakalanmasa daha iyi olacak belki Nadia için ama yakalandığı zaman yapacağı şeyler etkili var. Etkili vurup çıksa, bak şu an vurup alttaki ayağına vursa, bıraksa daha iyi. Boğuştukça puan kaybediyor, güç kaybediyor. Nadia bir kez daha burada atak olma çabasında. Karşılıklı dizler. Evet bak, Nadia zor durumda düşürdü aslında klinçte orada şeyi, Ezgi'yi. Dediğim gibi yani sadece evet. Güzel geldi üstüne Nadia Ezgi'nin. Yani şunu becerebilse klinçte kitleyebilirse zor duruma da bile düşürürüm, ben onu söyleyeyim. Bak şu an bak, Ezgi biraz yorulunca diz atmaya bile başladı. Acaba İbre'yi yavaş yavaş kendine döndürüyor mu burada? Evet bak şu anda gayet etkili. Sadrek kontrası denedi Ezgi, tam isabeti bulamadı. Evet, Ezgi bence şu anda yoruldu. Mücadele ederken istek biraz düştü. Vuruşlar etkisini kaybetti. Daha çok harika bir tip vurdu. Müthiş bir tip geldi. Çok güzel, çok iyi. Ön teknesini harika kullandı burada Ezgi Keleş. Göksel Hoca taktik değiştir, boks hocam. Yap diyor. Göksel Hoca'nın orada ben nerede ne yaptıracağını çok iyi bilirim. Şu an ona boks oynatacak Ezgi'ye. Ama dediğim gibi bak Nadia çözdü. Bak gördün mü? Ben anlatmak istedim ona. Tamam, olarak öyle hocam. Ezgi'nin de biraz yavaşlaması, yorulması, o dizlerin daha yavaş, daha güçsüz gelmesi. Aslında strateji zamanında antrenör ikinci raunda başlarken onu çözse, üzerine sağ elini, sol elini üzerine koyup suratına basması halinde durumun çok farklı olacağını düşünebilirdim. Ama şu anda işte ikinci raunda iki raundun idresi Ezgi'den yana. Üçüncü raunda Yücel Hoca onun taktiği anlatabilir mi onu bilmiyorum ama umarım 3. round kıran kırana geçer dengeler diye düşünüyorum. Ya bahsettiğimiz gibi birazcık daha ortaya getirdi maçı burada. Bence ama üstünlük hala. Abi Muay Thai'de bir yumruk bir dirsek, bir tamam, surata diz sonucu değiştirir, nakavtla maç bu. Muay Thai böyle kadar kimseye de bitmez. Yani kimse anlayamaz kimin maçı alacağını anlayamaz. Üstün olursun bir dirsekte kaşın gözün açılır, maç biter. Her an tetikte olmak, asla da rehavete kapılmamak gereken bir spor. Muay Thai sporu. 3. rounda doğru geçeceğiz. Evet. Ezgi'nin dönmesi birazcık daha uzun sürdü bu arada Nadia'ya kıyasla. Evet, şunu gördüm. Kilo bunu biraz etkilemiş. Çok kilo düşmüş boydan dolayı. Etkilemiş Ezgi'yi diye düşünüyorum. Şimdi 3. round. Küçük de olsa bir penceresi var yani, burada Nadia Özdemir'in değerlendirmesi. Şu an kilo farkı en az 3 ya da 4 kilo vardır. Ezgi'nin hem fiziken dolu duruyor hem boy olarak.
Dolayısıyla tabii tatilden sonra aldı, yer aldı ekibiyle büyük fark açmıştır diye düşünüyorum. Göksel stratejiyi kurmuş Göksel Hoca. Evet, güzel bir pozisyon yakaladı Nadia. Tabii kısa boynuzu da doğru kullanabileceğiniz yerler var. Az önceki yumruğun altından kaçıp belki. İşte vurup çıksa sabahtan beri bunları yapsa Nadia bunun çok farklı olur diye düşünüyorum. Hocam aslında maçların çoğunluğu yani doğru taktikte bitiyor, onu söylemek lazım. Yani çünkü iyi sporcu var ama doğru taktikte sporcu bozar. Şu an bak surata el gitti. Farkında mısın? El surata görüyor musun? Evet, sağ eliyle itmeye başladı onu Ezgi'nin sözüne. Birinci round yapsaydı şu an Ezgi'nin gücü bu kadar olmazdı. Yorardı. Son 1.40 karşılaşmada. Evet. Bir fiste geldi Nadia. Fena bir deneme değil. Neredeyse tam oturacaktı. Evet. Harika. Az önce bundan bahsediyordunuz hocam. Yani bir anda görmediğiniz yerden bir yumruk gelebilirsin. Diz gelir sonuca ve ulaşırsın. Biter maç. Gafil avlıyordu Nadia Özdemir neredeyse Ezgi Keleş'e. Nadia'yı ben iyi gördüm. İstekli gördüm. Yani çok güzel bak. Gayet güzel. Çok iyi aradan. Tekmeden evet. Kaçtı low kick. Gayet şöyle bir sol sağ kombinasyon Ezgi'den. Bak gayet güzel. 3. rauntta Nadia'yı ben iyi gördüm. Onu söyleyeyim. Bak evet Ezgi'nin gücünün azaldığını ve maçın çok dengeli gittiğini görüyoruz. Evet. Güzel bir sağ direk. Aradan sağ güzel geçirdi Nadia. Direklerini kullanıyor Ezgi. Şimdi evet, gayet güzel bir performans. Çabasında. ...40 saniye kaldı karşılaşmanın sona ermesine. Harika. Güzel bir puan aldı aslında Nadia. Alt seviye tekmeyle. Yani şöyle söyleyeyim, Nadia'yı ben umduğumdan daha iyi gördüm. Onu söyleyebilirim. Yani geçmiş performansların üstünde bir performans sergiliyor bizimiz. Ama Ezgi de tabii kendine yakışanı yapıyor. Ezgi'nin dediğim gibi hocası bir strateji değiştirecektir diye düşünüyorum kilo konusunda. Ezgi normalde çok güçlü bir kız. Kilo düşüp çıkma da sporcu bazen etkiliyor. Tabii ki yani çok önemli etkisi var bunun. Hem maç öncesi kampta hem maçın hemen önce tartı öncesinde o sizin kondisyonunuzdan çok şey götürebiliyor kilo düşme çabası. Yani bir de amatörde her gün her sabah tartı var. Evet. Dolayısıyla bu da çok büyük faktör bu bir gün arayla olan toparlanma döneminden sonraki performansı. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Her iki sporcuyu da tebrik ediyoruz. Güzel performans sergilediler. Tabii ki kazananın Ezgi olduğunu düşünüyoruz. Hakemlerimiz de böyle bir karar vereceklerini tahmin ediyoruz ama her iki sporcuya da başarılar diliyoruz bundaki spor hayatlarında. Güzel bir performans İzgecan. Evet hocam ve böylece bu sezonun ilk şampiyonu Ezgi Keleş. Ezgi Keleş olduğu gibi ama hakemlerimizin resmi kararını öğrenme gereksinimimiz var tabii ki. Bakalım kemer kimin belinde olacak. Ezgi'ye tebrikler, Nadia'ya da tebrikler. Ama yalnızca bir sahibi olabilecek tabii ki. Bir şampiyon var o kemerim. Bu yılın, önümüzdeki yılın şampiyonu. Sonucu bekliyoruz. Bir yandan 3. round'tan görüntüler ekranlarımızda değerli izleyenler. İlk round'tan sonra toparladı maçı, biraz daha dengeye getirdi Nadia ama Nadia'nın 3. round'daki performansını beğendim. Yeterli olacak mı? Yılmaz Seger olmayacak diyor. Bana da olmayacak gibi geliyor açıkçası. Bakalım hakemlerimiz müsabakayı nasıl değerlendirdiler? Sonuç ringe ulaştı. Mikrofon sevgili Tarık Sayın'da, yılın ilk şampiyonunu öğrenme vakti. Evet. Değerli spor severler. Hemen yan tarafa alayım. Az önce sona erdi. Müthiş bir mücadele izletti bizlere. Dolayısıyla her iki kadın sporcumuza da ben sonuçları açıklamadan önce büyük bir alkış alabilir miyiz lütfen? Sevgili arkadaşımın elinde tutmuş olduğu şampiyonluk kemeri, 2023 Süper Lig şampiyonluk kemeri acaba hangi sporcumuzun olacak? Hakemlerimiz puanlarını verdi ve az önce İzlemiş olduğunuz 3 round'un ardından Süper Lig şampiyonu olmayı hak etti ve mücadeleyi 3-0'lık
net bir skorla kazanmayı bildi. Mavi Köşe Ezgi Köreş. Muay Thai Federasyonu As Başkanlarımız Sayın Halil Demir ve Sayın Halil Özden Taşkın birlikte takdim ediyor şampiyonun kemerini. 2023 Süper Lig şampiyonluk kemerini takıyor Kayserili sporcu Ezgi Köreş. Nadiye Özdemir, o da gerçekten elinden geleni yaptı. Müthiş mücadele sergiledi ama hakemlerimiz 3-0'la evet Ezgi Köreş'e verdi puanlamayı.